Selam. Bugün HBO Max'te yayınlanan ve Suicide Squad'ın ikinci filminden tanıdığımız Peacemaker'ın dizisini konuşuyoruz. Önce karakterden sonra diziden bahsedeceğiz. O yüzden bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil ve bu çok yüksek bir oran olduğu için desteklerinizi bekliyoruz. John Cena'nın canlandırdığı Peacemaker karakteri kim? Önce ona bir bakalım. Kısaca DC evreninin Punisher'ı gibi düşünebiliriz. Christopher Smith adında bu adam barış takıntısı olan biri. Dizide de göreceğiniz gibi küçüklüğünden beri babasının ırkçı söylemlerine maruz kaldığı için karakteri de bu yönde derinlik sergileyen bir hale gelmiş. Barış, adalet takıntısı da tam olarak buradan geliyor. Tabii bu gençliğindeki masum hali. İlerleyen süreçte yaşadıkları ve öğrendikleri yüzünden düşünce yapısı değişiyor. Her türlü silah kullanımında usta olan Chris bir süre sonra adalet ve barışı sağlamak için her şeyin mübah olduğunu düşünerek kötü insanları acımadan öldürmeye başlıyor. Hatta çizgi romanlarda öldürdüğü kişilerin ruhlarının ona musallat olduğunu ve kaskının bu hayaletler için bir yuva olduğunu bile düşünüyor. Karakterin herhangi bir süper gücü yok ancak çizgi romanlarda bol bol parası var. Şimdi de diziye bakalım. Öncelikle Suicide Squad 2'den 5 ay sonrasında devam ediyor dizi. Bu 5 aylık süreçte de Chris son yaralarının tedavisi için hastanede yatıyormuş. Dizi de hastanede başlıyor zaten. Diziyi yöneten kişi Marvel'ın en sevilen filmlerini yönetmeni olan James Gunn. Kendi tarzını DC evrenine çok iyi bir şekilde aktardığı için diziyi izlerken Marvel havası da alıyorsunuz. Diğer karakterlere giydirme, gerçek olmayan söylentilere göre kahramanları yargılama olaylarını çok alaycı bir dille aktarmışlar. Aquaman'e ve Batman'e de bayağı bir sinirliler. Peacemaker aynı çizgi romandaki gibi işlenmiş ancak tek fark babası. Çizgi romanda ölüm kamplarından sorumlu bir nazi olan babası bu dizi için çok genç. Ancak zaten ilerleyen bölümlerde nazi bağlantılı bir karakter da görüyoruz. White Dragon diye seslenmelerin sebebi ise beyazların üstünlüğünü ifade eden bir söylem olması. Zaten aşırı ırkçı bir adam olduğunda tekrar tekrar görüyoruz. Dizinin diyalogları çok keyifli. Deadpool seviyorsanız eğer aşırı derecede benzer muhabbetler dönüyor. Peacemaker'ın bir kahramanın dışında son derece saf ve takıntılı olması diyalogları daha da komikleştiriyor. Açık sözlülük olsun, komik ve uzun betimlemeler olsun diyaloglar bayağı keyifli. Hala kafasında bir patlayıcı bulunduğu için bunu kontrol edebilecek olan Clemson Murn ile çalışmak zorunda kalıyor. Filmde Deniz Yıldırızı operasyonunda yer alırken şimdiki problem Kelebek Operasyonu. Kelebek olarak adlandırılan ve insanların arasında yaşayan canlıları öldürmek zorundalar. Ekibi de oldukça sıradan. Ancak bu ekipte önceki filmin baskıcı karakterlerinden biri olan Amanda Waller'ın kızı Leota da yer alıyor. Henüz bunu ekip bilmediği için dikkat etmek zorunda. Babasının katı bir tutumu var aşırı eril bir bakış açısına sahip ve son derece memnuniyetsiz üstelik problemli. Kötü baba figürü bu kahraman temasında neden hiç eksik olmuyor acaba? Her karakterin geçmişine baktığımızda aynı sorunlu baba figürlerini görüp görüp duruyoruz. Ayrıca adam çok zeki. Peacemaker'ın kullandığı başlıkları falan kendisi yapıyor ve her birinin ayrı teknolojik özellikleri var. Dizide bazı şeyleri fazla uzatıyorlar. Örnek vermek gerekirse uzun süren çıplak dövüş sahnelerinin yanı sıra Chris'in binadan kaçmaya çalışırken harcadığı süre bölümün neredeyse yarısını kaplıyor. Dizinin en komik olaylarından biri tüm ekip birbirinden habersiz şekilde olan biteni Chris'in babasına yıkıyor. Bir süre sonra bu alışkanlık haline gelince artık oy birliğiyle adamı tutuklatıyorlar. Süper kahramanların kendilerine yardımcı hayvan dostları olmasına alışkınız. Burada da en iyi dostumuz bir kartal. Her ne kadar hareketlerinde ve duruşunda görsel efekt olduğunu çok belli etse bile Peacemaker ile oldukça güzel bir dostluk izliyorsunuz. Karakter olarak sevilmeyen Peacemaker ekiptekiler tarafından dışlansa bile ilerleyen süreçte hafif hafif bağ kurmaya başlıyorlar. Bu da sevilen bir gelişim süreci olabilir. Ayrıca çizgi romanda gördüğümüz iki karakter daha dizde yer alıyor. Biri Adrian Chase olarak yaşam süren ve Vigilante ismini kullanan genç bir çocuk, diğeri ise ondan da genç olan Judah Master. Peacemaker ile Vigilante'nin yakın arkadaş olması ve birlikte süper kahraman şeklinde eğlenmeleri izlemesi güzel sahnelerdi. Deadpool ve Ant-Man arkadaş olmuş gibi düşünebilirsiniz. Her ne kadar bu arkadaşlık Vigilante tarafından sağlanan tek taraflı bir şey gibi görünse de aslında verilenden daha yakınlar. Judo Master demişken de Ekonomus'un ona çarptıktan sonra defalarca aynı çığlıkla kafasına vurması çok komikti. Bu kelebek operasyonunun ismi her ne kadar kötü bir seçim gibi görünse de öldürdükleri kişilerin içerisinden bir kelebek çıkmasından geliyor. Yani deniz yıldızı operasyonunun mantığıyla tamamen aynı. Bu kelebekler dünyanın dört bir yanında insanlığın içerisine yayılmış durumda. İlerleyen süreçte de ekibin bir bütün oluş serüvenini izleyeceğiz bu çok belli. Herkesin de sıradan insan olması ayrı bir ilgi çekici olmuş. Karakterin pek bir numarası olmadığından aslında John Cena'yı izlemek sıkıcı olacak diye düşünmüştük. Ancak oyunculuğun karakterin yapısına bu kadar uygun olacağını da beklemiyorduk. Üçüncü bölümde yapılan Amerikan dövüşünü insanlar gerçek sanıyor söylemi sonrası SmackDown efsanelerinden John Cena'nın hareketlerini görmek oldukça komikti. Genele baktığımızda Peacemaker konu bakımından çok aşırı bir farkı olmayan ama diyaloglar ve ilerleyiş bakımından güldürme konusunda çok daha ön planda olan keyifli bir anti süper kahraman dizisi kendi evrenindeki diğer popüler kahramanlara değinmesi ve bu konuda Peacemaker'ın bilinmeyip katil olarak algılanması da ayrı bir renk katmış. Ciddi konularda bile aniden kendinizi absürt bir durumun içerisinde bulabildiğiniz için de yer yer ne oluyor diye düşündürüyor. Marvel'ın aksine DC evreni biraz daha karanlık ve daha yetişkinlere yönelik olduğundan cinsellik ve türevlerini de fazlasıyla barındırıyor. Yine de dizi oldukça kıvamında ilerliyor. James Gunn DC'nin sayısız başarısız denemesinin ardından çok güzel bir iş çıkarmış. Bizce beraber daha fazla çalışmalılar. Ancak bu da pek mümkün değil çünkü James Gunn Disney ile arayı düzeltince o tarafa geri döndü. Yani sadece kısa bir süre daha onun elinden bir şeyler izleyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Peacemaker hoşunuza gitti mi? Düşüncelerinizi aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.